kayadan böyle ağaç dallarından ufak böyle dökülenler oluyor, kuruyanlar oluyor. Adana köprü başı, Tırsaray'a karşı. Güzeller ya. Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Biraz hastaydım. Şimdi çok şükür iyiyim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Kışlık hazırlık yapıyoruz. Yani kış için odun hazırlığı yapıyoruz. Odun ve kömürümüzü satın alıyoruz. Fakat çırpılarımızı, yani bu ağacın ince dalları oluyor. Biz ona çırpı diyoruz. Çırpılarımızı yayladan böyle ağaç dallarından ufak böyle dökülenler oluyor, kuruyanlar oluyor. Onları gidip toplayıp getiriyoruz. Bugün de ben eşim ve eşimin yeğenleriyle beraber yaylaya çıkacağız. Yürüyerek gitmeyi planlıyoruz. Bakalım artık bir traktör gelirse binebiliriz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen videomun devamına geçeyim. Çünkü yolumuz uzun. 2 saatlik bir yürüyüş yolumuz var. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Yola çıkıyoruz. Bakalım kaç saat sürecek yol. Bence 2 saat kadar sürer. Bestesin mi? Buraya kadar atla geldik arkadaşlar. Bir kısım yolu yürüdük. Sonra enişte yolda bize rast geldi. Benle Aras bindik ata. Buraya kadar geldik. Daha bayağı yolumuz var. Bakın şuraya gideceğiz. Şu tepenin arkasına. Oradan da bayağı ileri gideceğiz. Bakalım saat kaç? Saat şu an 8:51. Karabaş. Yenge şurada su var. Karabaş enişte de bizimle geliyor sanıyor. O yüzden peşimize takıldı. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Canım Karabaş'ım. Gel oğlum. Çapalara bak. Yenge. Hı? Çapalara bak. Burada oturduk. Eşimi bekliyoruz arkadaşlar. O da birazdan gelir. Şöyle manzarayı sizlere göstereyim. Buralar eskiden hep bağmış arkadaşlar. Bakın şöyle duvarlar ölmüşler. Eski duvarlar bunlar. Şöyle şu kısımların hepsi tarlaymış, bağmış. Şimdilerde pek yapan yok. Şuralarda tarlalar var. Oralar yapılıyor. Şuralara mısır dikiyorlar. Bakın çınarların mısır diktiği tarla da burada. Bakın eskiden şuralarda tarlaymış. Ekip bitiyorlarmış. Ama şimdilerde pek yapmıyorlar.
Şöyle manzara. Oturacağımız yere geldik arkadaşlar. Yani biz burada çay yapacağız. Şimdi şu aşağı inecek. Bayağı aşağı gidecek. O aşağıda şey toplayacak. Çırpı toplayacak. Çırpı dediğimde şu ince ağaç dalları var ya şunlar. Şunlar oluyor. Aşağı doğru ilerliyoruz ama buralar bayağı tehlikeli arkadaşlar. Aşağısı uçurum. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Burada oturun, biz geleceğiz, tamam mı? Aşağısı tehlikeli. Gene burada otur. Şimdi Kemal odunlar ipe koyup sırtında taşıyor ya. Aras diyor ki illa ben de taşıyacağım. Şimdi eşim onun için ufak bir şey yapıyor. Yük yapıyor. Yenge, yüker taşımak. Tamam, yüker taşımak. Yeter mi? Hayır. Yeter. Yok. Çok sen taşıyamazsın. Çok ağır oluyor. Bak bir sürü oldu. Yok. Bunu aşağıdan getireceğim. Ha böyle. Tamam. Aferin. Tamam. Odunları böyle alacağız. İpe dizeceğiz, götüreceğiz yukarı. Şöyle etrafı da göstereyim. Aşağısı uçurum arkadaşlar. Şöyle bakın. Göz çekin. Beni de aşağı atma. Şöyle ipi indiriyor yere, şöyle uzunlamasına. Şey, odunları da orta kısmına yerleştiriyor. Bunları geçen yıllarda toplamışlar, bir araya getirmişler. Şimdi yukarı çıkaracak. Yukarı çıkaracak ki motor gelip alabilsin. Başla be. Ama çok güzel haş ha. Yani hepsi kum. Çok sağ ol. Şurada yaya yolu var. He. Şurada bak burada. Buradan gidip geliyor musunuz yani? He, buradan aşağı iniyordum. Şuralardan? İşte buradan aşağı iniyordum. Şurada çıkıyordum. Keçi geliyor mu buralara? He. Burası hep keçi yerler. Ama koyun gelemez değil mi? Koyun da gelir. Gelip giderse yol açıyor. Koyun her zaman burada. Karşısı da bakın arkadaşlar. Karşıda hep böyle ince ince çizgiler var ya dağda. Onlar hep keçi yolu. Genelde enişte var ya, Çınar'ın babası. Keçileri buralara getiriyor. Hep buralarda otlatıyorlar. Şu aşağı dereye. Bakın şuralara. Şuradan daha yukarı da götürüyorlar yani. Şu karşısı da başka bir köyün. Eskiden arkadaşlar yaprakları yapıp şu aşağı dereye var ya götürüyorlarmış. Oradan ta köye kadar sırtla köye kadar o yaprakları taşıyorlarmış. O dereyi yol olarak kullanıyor. Şimdi nasıl bağladığını gösterecek. Şöyle bir minder sırtına koyuyor arkadaşlar ki sırtı ağrımasın. Başka türlü götüremez yoksa. Görüyor musun? Görüyorum. İyi gör. Ha böyle. Sonra buradan geçiriyorum. Böyle. Böyle. Arkadan dolan. Dikkat et, gözüne girecek.
Ama bu ip dayanmaz sana söyleyeyim. İp işte çok çürük ha. İp ip gidiyor ha. İp çürük çürük. Bugün dayansaydı bari. Şöyle şuradan geçirdi. Şöyle alttan geçirdi. Şuraya kadar götürüyor. Ne? Çekiyoruz. Nasıl ip görsel ha? Burada. Çok tehlikeli ya. Ben karşında korkuyorum Kemal. Yok ya. Gidelim. Hadi gidelim. Devam et. Niye? Ha, öyle mi? Tamam. Yola dön. Ha, şimdi yoldan gidelim. Hadi. Hadi. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Oy, oy, oy. Sen tabii yardım edeceksin. Gelce ben de yardım edeceğim. He, sen zaten yardım edeceksin. Yoruldun mu Aras? Hayır. Aras yorulmayalım. Oh. Yoruldu değil mi? Aras'ı getirin. Bak sen çabuk güzel geliyorsun. Hadi hadi Caycuş. Hadi Caycuş. Hadi gidin sırtını indir. Tamam tamam. Çok güzel bir yük getirmişsin. Valla. Ripini açalım. Hala. Yarım gün yeter. Bu arasın pıştısı. Hayır ben. Tamam ipimizi toplayalım hadi. Oğlum ben taşıyorum. Hadi gidelim. Şimdi ateşimizi yakalım arkadaşlar. Önce şöyle bakın kuru otları alta koyuyorsunuz. Sonra üzerine ince çırpılar koyuyorsunuz. Şöyle incelerinden. Sonra daha kalınlarını şöyle. Çırpı geçiyor mu? Bunu getir. Bunu geçirin. Bakın hemen ateş hemen yanacak. Önce yandı. Yok yok al buralarda topla. Bu kadar basit. Bu olur. Ateşi evet. Çok sıkıştı. Ha, olur. Al buraya indir. Ateşi çok sıkıştırmıyoruz. Ki ateş hava alsın ki sönmesin. Çok boğmuyoruz yani ateşi. Şimdi bu. Tamam. Biraz kaynasın. Aras çok acıkmış. Yenge. Dönerdi. Yok.
Yemek mi yiyeceğiz? Kahvaltı işte. Tamam. Bayağı acıkmış. Hı. Ben de acıktım. Bıdı. Sen acıktın. Bu ürün. Yani bu tereyağı. Ha, bu çok güzel bir şey ya. Bu çok sağlıklı ha. Hadi afiyet olsun. Al çatalı. Al çatal getir. Tamam, çatal kullanıyorsun. Al. Aras. Elle yemeyin, tamam mı? Biber harika. Peki bu biberle sütün mü? Hı hı. Nasıl bir tuvaldan? Hı? Nasıl bir tuvaldan? Geliyorlar. Diyorlar bize çikolata ver. Evet. Ben diyorum burası bakkal değil ki. Çınar diyor ki. Diyorum ki buradan bakkal yok, burası Çelikhan değil. Ben de biliyorum Çelikhan değil. Burası sizin ev değil mi diyor. Çikolata versene diyor. Çikolata ver, gofret ver diyor. Bizim evde bakkal mı var? Diyor ki maaşını alınca bana bir kilo zeytin al. He ya ben diyorum sen koskocama genel müdür olmuşsun, bana bir kilo zeytin al. Ben ne müdürüyüm? Köy hizmetleri genel müdür. Köy hizmetleri genel müdürlüğü. Yani ben yeni bisikletim yiyecek. Ama bir tek bir kişiye müdürlük yapıyor. Orada benim. Aras bak amca 3 yıldır bana hediye almamış. Ama ben ona ilk maaşımı alınca hediye aldım. Ya o benim kadar düşünceli değil. Ben diyorum lan, bana sürpriz yap, tatil bileti al. Lan ben hediye aldım, hediye de kırdı. Kuş almıştım, kuşu da kırdı. Ben bile yatamam, rüzgar pencereden rüzgar gelmiş devirmiş. Ben demek ki bakamamışsın. Demek ki sağlam bir şey almamışsın. Demek ki bakamamışsın. Bir düşmede kırılan şeyden hayır mı gelir? Kuş kırılır mı? Demek ki sağlam yere koymamışsın. Ben dün bana sürpriz yap Aras. Dün bana sürpriz yap, bizi tatile götür. Evlilik bu sene tatil yerleri hepsi kapalı. Hepsi kapalı. Allah Allah. Hiç açılmıyor. Ya. Baktım soruşturdum hiç kapalı. Ya. Hepsi kapalı, hepsi. Hiçbiri açık değil. Yoksa güzel mi kapalı? Yok, herkese kapalıymış. Baktım, iyice de baktım yani. Allah Allah. İyice baktın. Allah Allah. Değil mi? Aras bu bizi tatile götürmüyor. Diyor ben işimi bırakamam diyor. Bak biz tatile gelmişiz, burada ne güzel tatil gibi. Buna tatil gibi. He, sizin köyler bugün tatil sayıyor. He, zaten tatil. Onlara göre bugün tatildeyiz. Ulan böyle tatil mi olur ya? Ne diyor bunları koymak? Çalışmak istiyor arkadaşlar. O yüzden ben de kırmıyorum. Ona ufak böyle ona göre odunlar veriyorum. Taşıyor. Kendine ayrı bir yere koyuyor. Bak şurada. Ha, orayı koy. Arası şuraya koy. Çok ağır yapma. Gelmedin merak ettim. Gelmeyince merak ettim. Merak ettim ya. Niye? Ne bileyim insan aklına her şey geliyor. Düşer mi düşer? Bir yerde düşersin. Çok büyük yapıyorsun, büyük. Ha? Çok büyük koyuyorsun sesle. Son ayrı tut.
küçük o. Aferin. Aferin. Küçük o. Gidin koy ya. Bak küçük. Ben de senin çöpeceğim. Aşağıya bakalım. Aşağı biraz zorlaştı. Şöyle yaptıklarımı arkadaşlar üst üste dizdim. Hepsi aynı tarafa bakacak şekilde. 6-7 tane yaptım. Bakın şöyle. Şimdi değişim gelecek. Bunları odunları yani çırpıları götürdüğümüz yere sırtlayıp götürecek. Oraya indirecek. Bizim olduğu belli olsun diye. Sonra traktör gelecek. Traktörü başka bir gün tabii atıp eve götürecekler. Şimdi ateş yaktım arkadaşlar. Köz yapıyorum. Birazdan şey yapacağız. Biber falan közleyeceğiz. Biraz et var, az bir şey. Onu közleyeceğiz. Bakın arkadaşlar şey odundan şiş yaptık. Şöyle şişleri geçirdik. Bir domates, bir et olacak şekilde. Çayımızı da közün üzerine verdik. İndirdik yani. Ateşimiz de sönmesin. Yanmasınlar. Adana köprü başı. Adana köprü başı. Dosta düşmana karşı. Dosta düşmana karşı. Senin ders notları. He? Öyle götür öyle. Oho. Çok büyük. Al, al bu senin. Bu senin. Onu bitir mi? Herkese bir tane patlıcan. Herkes patlıcanı bitirsin. Domates de var, biber de var. Hadi afiyet olsun. Beğendin mi Aras? Hı? Hı. Şeker sen beğendin. Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Hı. Şişleri ben yaptım. Nasıl güzel olmayacak? Hı. Evet. Ama güzel. Elimde pişirdi. Hı. Domatesi biz yaptık. O nasıl bir yeme? Cineler de öyle. Adana köprü başı. Adana köprü başı. Adana burada değil ya. Ne bileyim öyle. Bugün de dilime bu şarkı da varmış. Aşağıya. Bir çınarı kendimiz de getirmedik. Bir seni getirdik. He. He. Burası çünkü. Doğdu diken. Çünkü Çınar buraya gelemez. Ha. Ne yazmıyordun? Çınar'ın da bisikleti var. Evet. Ona da almışlar. Sonra babası aradı. He. Babası beni aradı. Dedi Çınar'a bir tane bisiklet getir. Yoksa dedi köprüde oturuyor. Yolda beklemiş. Ne böyle? Sende erken Çınar'ın babası sana para verdi. Yok ya. Parasız. Çınar dedi sana para verecek daha vermez. Öyle mi diyor? He. De bu kadar, bu kadar, bu kadar verecek. Sen nerede binin? Kimsin? Ben gel bir sorayım. İyi bana da alacağım. Evet. Alacak. Alacak dedim ya Aras. Alacak. Yeter herhalde ya. Yani. Çok demli de olmaz. Burada beklesin. Demlesin. Sen ateş yaktın. Sen odun topladın. Ya ben? En çok işi ben yaptım. Sen de çay yaptın. En çok işi ben yaptım. Sen eti pişirdin.
Sen eti doğardın. Doğardım. He. Kendi en çok işi ben yaptım. En çok işi Aras'ın. Herkes kendine göre yaptı. Ama çok işi siz bana yaptırdınız sabah. Eşyanızı bana yüklediniz. Ben buraya kadar yükleyeceğiz. Ben buraya kadar taşıdım. Kendi bizim kantinimiz olur. Ben sizin kontrol olur. Şimdi yerim kaşır, güzel oldu valla. Kaşını vereyim, buyurun. Maç konuştum. Ama ayakkabım giyiyor. Osaya paşa gelmiş, tahta temaşa gelmiş. En çok işi ben yaptım. Hayır, en çok ben iş yaptım. Evet, en çok sen yaptın. Aras, en çok Aras yaptın. Evet. Kemal bize bir şarkı söyle lan. La ya, ben ne şarkı bileyim yavrum? Ben kendi kendime şarkı bileyim. Ha tamam, az önce söylüyordun. Adana Köprü başı, dur saraya karşı. Baka. Ey. Dur saraya karşı. Ne var? Adana Köprü başı, dur saraya karşı. Sesi ne kadar güzel ya. Ay maşallah. Ya, Allah ne güzel yarattı. Hadi yapın, telefon. Ciğerimi deldin Kemal. Ciğerimi deldin. Hele bir daha söyleyeyim. Adana Köprü başı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı. Eğer bu kadar bir şey olmadı Zıra 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 ve biz bir ara açtık oynadık onu. Bunun başka bir şarkıları var mı? Yok, tek bu. Tek başka bu. Türkçe şarkı söylüyor ama bununla meşhur oldu işte. Aa, o şarkıyı benimle kızdı. Bir sessiz olun. Kötü kötü ya. Bak. Şimdi eve gideceğiz. Kim mi? Akşam oldu. Kemal amca gelsin. Son poşetiyle getirsin. Gita. Eşim buradan az bir işi kaldı arkadaşlar. Biz de gidip biraz Pepe kuşu toplayacağız. Ne kadar sinirli. Tamam. Biz gidiyoruz, sen gelirsin. Çağırın ha. Tamam. Fazla geç kalmayız. Gidelim, karanlığa kalmayalım. 1,5 saat yolumuz var. Üf. İpi ağzına koyma. Hasta olursun elin. Bak. Çok güçlü ya. Yenge, ben onunla yoğurt yedim ha. Aferin. Bakalım kaç tane getirmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şunu da Hünkar getirmiş, şu yerde ufak olanı. Evet. Hadi gidelim. Aras da bir tane getirdi. Hadi gidelim. Evet, Aras'ınki de şurada. Bakın. Bunu da Aras getirdi. Bu. Abu var ya, abu. Abu. Burası benim görümcemin tarlası arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Burada Pepe kuşu toplayacağız. Pepe kuşu burada çok var. Şöyle manzarasını da göstereyim. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz Pepe kuşu. Biz kendi aramızda nençuk diyoruz. Bakın şöyle. Bunu hem salata yapabiliyorsunuz. Böyle yeşil yeşil doğrayıp salatasını yapabiliyorsunuz. Hem kavurabiliyorsunuz. Böyle soğanla. İç harcı olarak börekte bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Bunu yeşil yeşil doğruyoruz. Yıkıyoruz, doğruyoruz. Ondan sonra içerisine biraz soğan, pul biber atarak börek, yani katmer yapıyoruz. Temizliği basılmadı, tavanı yok. Her yerde var. Dur sen. Sen yapma, sen biraz olsun, sen çok yoruldun. Aras. Hadi. Of, şunun güzelliği. Bakın. Yenge, bak, bak. Çok güzeller ya. Yenge, bak. Yenge, verir misin? Yenge. Bak, bak.